Merhabalar arkadaşlar. Bugün Hendek Bayraktepe'ye gidiyoruz. Yaklaşık olarak 5 dakikalık bir yolumuz kaldı. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Hendek Bayraktepe'deyiz. Türk Hava Kuvvetleri 1925-1936 yılları arasında 300 adet uçak kampanyası başlattı. Ancak 146 uçak toplanabildi. Hendek halkı o dönemin belediye başkanı büyük bir özveri göstererek bu kampanyaya 2 adet uçakla katıldılar. Bu uçaklara Hendek ve Hendek 2 isimleri verildi. Hendek Belediyesi bu evraklardan yola çıkarak Türk Hava Yolları'na ve Türk Hava Kuvvetleri'ne başvurularda bulundu. Yapılan girişimler sonucu Türk Hava Yolları'na yeni alınan uçakların birisine Hendek ismi verildi. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı da bir adet F-4 savaş uçağını Hendek Belediyesi'ne hediye etti. Gördüğünüz arkamda bulunan F-4 savaş uçağını Bayraktepe'de sergilemek üzere Hendek Belediyesi'ne armağan etti ve Hendek Bayraktepe'de sergileniyor. Görmek isteyenler gelip burada görebilirler. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar.
Bayraktepe'de Hendek Belediyesi'nin işlettiği bir de sosyal tesis bulunuyor. Biz de burada bir çay molası verdik ve cihazlarımızın bakımını yaptık. Hafta sonları açık büfe kahvaltı imkanı da sunan bu tesis, Hendek'e hakim bir tepede kurulmuş, buralara gelen insanların mutlaka uğraması gereken eşsiz bir yer. Bayraktepe'nin birazcık aşağısında bir de şehitlik bulunuyor. Şimdi şehitliğe doğru devam ediyoruz.